Kadir, abi bak köşedeki Yavuzoğulları'nın orada boya var, şurada. Bakma la. Şurada hemen zaten diz hocamlar var. Abi şuraya tutturabilirsin. Palet diz hocam var, abi şuraya tut lan, şurada boya var, boya. İz hocam var, iz hocam. Tut oraya abi, tut. Abi arkadan, Ahmet onlara söyledi arkadan. Oğlum Hüsamettin gibi köpükte tuttu. Ne diyor? Vallahi öyle. Saat önce falan başladı burada da. Çöpten yandı herhalde. Bizim geldiğimizde çöp yanıyordu. Sonra büroya sıçradı buradan. Ondan sonra itfaiyeler aradık. Sonra arkadaşlar aradık. Sonra yan dükkana geçtik biz. İki tane itfaiye ekibi geldi. Komple üç dükkan değil. Sadece bir dükkan komple yandı. Bir de yan tarafta Yavuzoğulları inşaat malzemeleri var. Onun yan tarafındaki bütün köpükler yandı. Yangın çıktıktan 5 dakika sonra buradaydık biz. Efendim? Yok, palet değil. Şu alındı bu şeyler. Tenekesinden sizler herhalde büroya. Tamam yani. Sen WhatsApp'tan yaz daha iyi olur abi. Üç dükkan yanında biz hurdacıyız. Yemek yedik, sigara içelim diye dışarı çık dedik. Büyük bir ateş gördük, dumanı gördük. Koştuk Yavuzoğulları'nın buraya geldik. Dükkanların kapıları kapalıydı zincirle. Balta bulduk, zincirleri kırdık. Sonra bu tarafı da kırdık, öbür tarafı da kırdık. Arabayı çalıştırmaya çalıştık, çıkarın portu filan diye. Araba çalışmadı. Ondan sonra çıktık yukarıda strohorları, daha ateş bu tarafa geçmeden aşağı attık. Belki 1000 tane, 2000 tane strohor vardı. Onları aşağı attık. Lakin en arkadakiler ateşin sıcağıyla erimişti. Lakin onları da temizledik. Sağ olsun Sincan Sanayisi olarak şu karşı mahalle, Tandoğan Mahallesi'nden, Malazgirt Mahallesi tarafından halkla söndürmeyi başardık. Yoksa bu dükkan da yanardı, bu dükkan da yanardı, iki dükkan da yanacak. Çalışıyor içeride hayvanda. Dışarıda çöpü yapmışlar. Oradan o.
şey tutuşu oradan içeriye düşünce hayran ateş alır. Thank you.